Gün olur'da misafirlikteyiz. Bu kez hem de oldukça uzak bir misafirlikteyiz. Türkiye'nin sakin şehri, o en ünlü sakin şehri Seferihisar'dayız. Ama son aylarda pek de sakin sayılamayacak bir ortamda, bekleyişler ve tartışmalar arasında geçen süreden sonra nihayet İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan CHP'den Tunç Soyer'in misafiriyiz. Misafir olmamıza rağmen T24'e hoş geldiniz diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de size hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Kabul ettiğiniz için de çok teşekkürler. Çünkü çok az medya organında sizi gördük. Birkaç tane ve alternatif medya ve internet açısından da herhalde biz ilkiz. O açıdan çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi sizin bir konuşmanızda yerel seçimlerle ilgili, şehirlerle ilgili bir alıntı yapıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Benjamin Barber'dan bir alıntı yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki demokrasinin yolu, küresel demokrasinin yolu devletlerden geçmez, şehirlerden, yerel yönetimden geçer. Bunun için yerel yönetimler çok önemli biliyorsunuz. Şunun için bunu ilginç buldum. Biz böyle hep yerel yönetim, hani ikinci yerel seçimler, ikinci, üçüncü aşamada önemli şeyler, önemli olan başkası gibi ama bu yerel seçimlerin demokrasi açısından ne kadar önemli olduğunu gösteren bir alıntıydı. Bir başka yerde de çok net bir ifadeniz var. Diyorsunuz ki Türkiye'nin rejimi değişti. Bu ortamda nefes alınabilecek tek yer burasıdır. Bunu açıklar mısınız? Neden böyle önemli bu yerel seçimler? Sağ olun. Çok hani can damarından girdiniz konuya. Çünkü gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Yani benim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın adaylığımın can damarı tam da bu bakış açısı. Geleceğin dünyası kentlerin dünyası olacak. Yani bunun o kadar çok verisi var ki ortada. Bu bir kehanet değil. Bu gerçekten hayatın akışı. Çünkü aslında 92'de Rio'dan beri başlayan bir şey var biliyorsunuz. 2015'te daha sonra Paris İklim Zirvesi'nde bu güncellendi. Ve iklim değişikliği ile ilgili bir zirveye ilk defa belediye başkanları davet edildi. 400 civarında belediye başkanı dünyanın her yerinden. Arkasından Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri geldi. 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi. Bunların hepsi aslında yerelde başarılması gereken hedefler. Arkasından Habitat 3, işte Ekvador'da 2016 yılında yeni kentsel gündem adıyla bir ajanda ortaya koydu. Bütün bunları toparladığınız zaman ortaya çok somut şu gerçek çıkıyor. İnsanlığın yüz yüze olduğu bütün krizler, bütün sorunlar, bunların hepsinin çözümü yerelde. Yani yoksulluktan, enerji meselesine, iklim değişikliğinden, ulaşıma, aklınıza ne geliyorsa hepsinin çözümü yerelde. O nedenle devletlerin ürettiği çözümler artık arkaik ve çağ dışı. İnsanların tenine dokunmuyor, dertine derman olmuyor. Hayatını iyileştirecek, kolaylaştıracak sonuçlar çıkartmıyor. Ama kentler öyle değil. Yani size birkaç tane kent ismi hemen sıralayıvereyim. Hamburg şehri dizel araç girişini yasakladı. İşte Estonya'da startup projelerine özel vize uygulaması yapıyor şehirler. İsveç'te şehirler çöp ithal ediyorlar enerji ihtiyacını çözmek için. Kopenhag şehrinde bisiklet sayısı otomobil sayısını geçti. İşte Barcelona şehrinde öyle bir trafik düzenlemesi yaptılar ki motorlu araç trafiği %50 seviyesinde azaldı. Gürültü kirliliği %50 seviyesinde azaldı. Bütün bunlar, daha onlarca örnek var ama hepsinin somut bir sonucu var bize söylediği. O da şu, bunların hiçbiri devlet politikası falan değil. Bunlar belediyelerin yerelde ürettikleri çözümler. Çünkü ancak yerelde insanların hayatını iyileştirecek, kolaylaştıracak çözümler üretebiliyorsunuz. Dolayısıyla İzmir'e bağlayarak bitireyim. İzmir'de de öylesine çözümler üretilebilir ki insanların hayatını iyileştirecek, kolaylaştıracak. Bunların hükümet devlet politikasıyla hiçbir bağlantısı olmayabilir. Tamamen belediye olarak, yerel yönetim olarak, insanların ortak aklıyla, katılımıyla, yani demokrasiyle yepyeni çözümler ve yepyeni bir kent, yepyeni bir ülke yaratılabilir. Peki siz biraz provoke edeyim. Sayın Özhaseki'nin deyişiyle arkanızda bir ağ yokken bütün bunları yerelde yapabilir misiniz?
Evet, yani kentler ağıyla yapabilirsiniz. Yani bugün dünyanın hiçbir yerinde akıllı ülkelerden, efendim sakin ülkelerden, enerji dostu ülkelerden bahsedemezsiniz. Ama akıllı şehirler, enerji dostu şehirler, çocuk dostu şehirlerden bahsedebilirsiniz. Neden? Çünkü ülkeler bunlara çok uzak. Devlet politikaları sınırlarına duvar örmekle meşgul. Sınırları muhkem hale getirerek insanlığın yüz yüze olduğu global krizlere çözüm arayışı içinde. Oysa hayat öyle değil. Hayat yerelde çözüm üretmeyi gerektiriyor ve kentler bunu üretiyorlar. Yani dolayısıyla şunu söylemek isterim. Kent politikaları, kent diplomasisi, kentte üretilen çözümler kentler arası dayanışmayla güçlendirilerek kentlerin birbirinden ilham almasını, kentlerin birbirine destek vermesini sağlayarak bambaşka bir geleceğe taşınabilir. O arkada A olmadan nasıl yapılabilir sorusunun cevabı kentin bizatihi kendi dinamiklerindedir. Vatandaşındadır, kentlisindedir, hemşerisindedir. Bir de kentler arası kurulacak dayanışma ağlarındadır. Peki şimdi sizi bu noktaya taşıyan en önemli etken Seferihisar, şu anda içinde olduğumuz ilçe. Ve başlangıçta Seferihisar herhalde burnunun dibindeki bir çeşmeye, Alaçatı'ya vesaire göre adı sana duyulmamış bir yerdi. Doğru. Ama oradan şimdi bir dünya markası oldu. Sevenler sevmeyenler bunu kabul Doğru. ediyor. Ve sizin de adınız duyuldu. Sizle ilgili olumsuz yorum yapan da var, olumlu yorum yapan da var ama bir markanın bir parçası oldunuz ve ben... Şafak Pavey'in bir deyişini hatırlıyorum. Genç Büyükerşen diyor ki, Büyükerşen de Eskişehir'de çok önemli bir marka yarattı. Siz böyle küçük bir yerden bir dünya markası yaratmayı nasıl başardınız? Ha, vallahi mucize burada duruyordu. Ben sadece görünür kıldım. Yani mucizeyi ben yaratmadım. Biz derya içinde olup da deryayı bilmeden yaşayan balık misali yaşıyoruz bu topraklarda. Aslında Anadolu... insanlığın en kadim kültürlerinden birine sahip ve gerçekten çok muazzam bir potansiyel, muazzam bir güç olarak duruyor. Şöyle söyleyeyim size, yani biz işte dünyanın en güçlü tarım ülkelerinden biriydik mesela. Yani bizim çocukluğumuzda bize öğretmenlerimiz derdi ki, kendi kendine yeten ekonomisi olan 7 ülkeden biridir Türkiye. İşte biz dünyanın tahıl ambarıyız. Böyle cümleler hala kulağımda benim. Peki ne oldu da biz bugün işte yeşil mercimeği, eti, işte her şeyi ithal eder hale geldik? Hani büyük kuraklıklar, büyük felaketler, afetler mi yaşandı da bu noktadayız? Hayır. Siyasilerin tercihleri belirledi bu durumu. O toprak orada duruyor, o güneş tepemizde duruyor, yeraltı kaynakları duruyor. Yani toprağın bereketi, insanların emeği duruyor. Ama yanlış politikalarla, seçilen bu farklı tercihlerle bugün bu noktaya geldik. Birkaç kilit politikanızı anlatır mısınız Seferihisar'da uyguladığınız ve muhtemelen İzmir'e de taşıyacağınız? Mesela bu yerli tohuma sahip çıkmak meselesi. Mesela tarım ürününü bir sanayi ürününe dönüştürmek meselesi. Mesela katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek meselesi. Mesela küçük üreticiyi kooperatif çatısı altında buluşturarak güçlendirmek meselesi. Yani bunların hepsini büyükşehire de taşıyacağız. Sadece büyükşehire değil, dilerim Türkiye'ye de taşımak imkanı olsun. Çünkü doğru tarım politikaları buralardan geçiyor. Bizim, yani Batı bunu mesela çok önceden keşfetti. Vahşi kapitalizmin işte çok vahşi dönemlerinden sonra Batı anladı ki küçük üreticiyi toprağına bağlı korumak lazım. Küçük üreticiyi korumazsak büyük şehire göç oluyor, büyük şehirde ucuz iş gücü haline geliyor ve ondan sonra dengeler sarsılmaya başlıyor. Yoksulluk, işsizlik, açlık vesaire. Dolayısıyla küçük üreticiyi yaşatmak için
kooperatifçiliği keşfettiler ve bunu muazzam güçlendirdiler. Bugün bakın Batı'ya, süt üreticilerinin işte Finlandiya'da %97'si kooperatif üyesidir. Ne bileyim, Hollanda'da kesme çiçek ihracatının tamamını bir tek kooperatif yapar. İşte Fransa'da şarap üreticileri, İtalya'da peynir üreticileri. Ya bunların hepsi kooperatif çatısı altındadır. Güçlü bir kooperatifçilik yaptınız yani. Kesinlikle. Tabii yani, ve bunu çok daha güçlendirmek gerektiğine inanıyorum. Küçük üreticiyi tüccarla baş başa bırakmamak lazım. Onun gücünü ancak birlik yaratıyor. Birlik içinde toplamak lazım onları. Tek merkezden tüccarla pazarlığını yapmasına, tek merkezden ürününü pazarlamasına imkan vermek lazım. Bir de sosyal alanda değişik kesimlere seslenmeniz benim dikkatimi çekiyordu. Bu geçen yıllarda da buraya birkaç kez geldim. Gördüğüm kadarıyla bir gençlere seslenme, evet. Gençlerin meclisleri var galiba. Evet, evet. Çocukların da aynı şekilde var. Çocuk belediyeleri az var. Önce gitti başkan. Az önce gitti. Çocuk başkan mı? Çocuk başkan az önce onlar gitti. Ne yapıyor? Çocuğun ne işi var belediyede? Onlar inanılmaz işler yapıyorlar. Yani Hasan Beyciğim, size neresinden başlasam? Yani bir kere muazzam bir özgüven geldi. Ya şimdi uzun hikaye ama şöyle özetleyeyim. Yani biz çocuklar hep geleceğin büyükleri muamelesi yapıyoruz. Oysa aynı şehrin ortakları onlar. Yani beraber bu şehri soluyoruz, kaldırımında yürüyoruz, işte bir şehri beraber yaşıyoruz. Ama sormuyoruz onlara, yani yaşadığın şehirden memnun musun? Hani nasıl bir şehirde yaşamak istersin? Sormuyoruz. Ondan nasılsa geleceğin büyükleri yapıyoruz. Şimdi öyle değil. Yani mesela size şöyle bir örnek vereyim. Brexit. Brexit, en çok kimler şikayetçi Brexit'ten? Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararından gençler şikayetçi. Neden şikayetçiler? Şundan, İngiltere'de yaşlılar yaşamayacakları yıllarla ilgili kararları aldılar. Yani şimdi buna hakları yok. Gençler de bunu söylüyor İngiltere'de. Aynı şeyi düşünüyorum. Bizim de bu çocuklarla, bu gençlerle ilgili bizim yaşamayacağımız yıllara dair karar almamamız lazım. Onların kararlarını kendilerinin almasına imkan vermemiz lazım. Dolayısıyla biz o kapıyı açmaya çalışıyoruz. Ve onların geleceklerini kendilerinin kurgulamasına imkan vermek istiyoruz. Bir tane somut örnek vererek bitireyim. Bölgesel imar planları yapıyoruz mesela. Şimdi Ulamış mahallemizde 1/5000 ölçekli imar plan çalışması yapıyor şehir plancısı arkadaşlar. Bunun çocuklarla yapmaya başladık. Çocuklar önce imar nedir, imar planı yapmak ne demektir eğitimi aldılar. Ondan sonra şehir plancılarıyla beraber oturup mahallenin planını yaptılar. Nasıl bir Ulamış hayal ediyorlar onu gördük. Sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuçlar meclise gelecek, meclisten geçecek. Bunu geçen birkaç sene önce şöyle yapmıştık. Şehir plancıları bir bölgeyi bitirdiler, getirdiler. Dedim ki çocuk belediyesi gördü mü? Yo, görmedi dediler. Dedim onların onayı olmadan ben bunu meclise sokmam. Dediler nasıl anlatacağız biz bunu çocuklara? Dedim o dili siz bulacaksınız kardeşim. Gittiler, birkaç ay uğraştılar. Çocuklara anlattılar, çocuklar müdahaleler yaptılar. Değişiklikler yapıldı ve o haliyle biz meclise soktuk. Ve meclisten o haliyle geçirdik. Yani bayağı ciddi, bu oyun değil bu. 23 Nisan'larda tabii, çocuklara otur öyle, bakayım şuraya değil. Değil. Ama şimdi plancıları o kadar yormak istemedik. Ve dedik ki beraber çalışın, beraber hazırlayın planları, meclise öyle gelsin. Şimdi daha memnunlar. Yani bitmiş bir şeyi çocuklara anlatmaktansa o planı birlikte hazırlamak daha doğru olduğu ortaya çıktı. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Çocuk belediyesi, genç meclisleri, bütün bunun arkasında yatan fikir, bu çocukların, bu gençlerin kendi gelecekleriyle ilgili söz sahibi olmalarına imkan yaratmak. Bizim çocuk belediyesi kampüsünde 40 ayrı disiplinde eğitim veriyoruz. Yani çocuk için sosyolojiden, antropolojiden, arkeolojiye, felsefeye, seramikten kapalı fotoğraf stüdyosuna, radyo istasyonundan işte bale stüdyosuna. Yani bütün bunları yapıyoruz. Çünkü milli eğitimin bıraktığı o kadar büyük boşluklar var ki. Halbuki bu çocukların bu disiplinlerle, bu branşlarla buluşması lazım.
Çünkü asıl onlarla zenginleşecekler, donanacaklar ve geleceğe hazırlanacaklar. Peki çocuklar ve gençler demişken benim aklıma bir başka çok daha önemli belki bir sosyal kesim daha geldi. Şimdi yine burada ve Sığacık'taki gezilerimde size ilişkin provokasyonlar yapmaya çalışıp belediye ne yapıyor? Hani burada ne yapıyor, başka yerlerde ne yapıyor, memnun musunuz, değil misiniz falan. Sizi en çok savunanlar dikkat ettim. Kadınlar mı? Kadınlar. Ama burada şöyle bir şey var. Yani Türkiye'nin politika alanı da yerel yönetim alanında hep erkek kalabalıkları. Çok doğru. Yani bu sadece AKP'ye ilişkin falan değil, CHP'de değil. Gördük seçtikleri şeyleri, oranlara baktık falan, kadınlar yok denecek kadar az. Doğru. Böyle bir ortamda bu kadar kadınlarla birlikte yürümek fiilen acaba birkaç adım sonra sizin bir dezavantajınız olur mu bu erkek politikasında Türkiye'de? Vallahi keşke olmasa, ama olsa da umurumda değil. Yani doğrusu bu. Kadınları daha çok hayatın içine sokmamız lazım. Siyasetin içine sokmamız lazım. Onlar üreten, ana, yaratan, yani ve bu topraklar hakikaten kadının bereketiyle, kadının üretimiyle zenginleşen topraklar. Siyasette, sosyal hayatta tabii ki daha çok yer almaları lazım. Ben bunun hep meyvesini topladım, öyle diyeyim. Yani bu fikrin, bu iradenin hep faydasını gördüm. Ve gerçekten tam da dediğiniz gibi sırtımı dayadığım en büyük güç onlar. Sizin bir de güçlü bir uluslararası sırtınızı dayadığınız bir şey var. Ne derler? İlkeleriniz var ve ilişkileriniz var. Evet. Bir sakin şehirler hareketinin evet. başlattınız. Hı-hı. İtalya ve daha Türkiye'nin herhalde 15 şehrine mi yayılmış? Doğru. Şu anda Türkiye'de 15, Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta da 4 tane olduk. Bunun genel ilkelerini en azından İzmir'de de uygulama Hı-hı. şansınız olacak mı? Olmaz. Şöyle söyleyeyim, 70 kriter var ama en önemlisi nüfus sınırı. Nüfusu 50 binin üzerindeki kentlerde uygulanamıyor bu model. Hı hı. Ama bu 70 kriterin oturduğu 3 temel sütun var. Tam da onları kastetmiştim. Aynen. Doğayla, geleneklerle ve Bravo. Teknoloji ve sanatla ilgili. Bravo, tam da bu. Bunlar uygulanır mı İzmir'de? Tabii ki. Ya İzmir zaten bunlarla var olan bir şehir. Allı Turnam türküsünü bilir misiniz? Evet. O Allı Turnam nedir biliyor musunuz? Flamingodur. Flamingo. Bu flamingo... Şu anda 20 bin civarında flamingo yaşıyor İzmir'de. Dünyanın hiçbir metropolünde flamingo üremiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu topraklar hala çok temiz. Bu deniz hala çok temiz. O demek. Bu büyük bir aset, büyük bir değer. Şimdi bunun üzerinden gitmezseniz, hani derya içinde olup deryayı bilmeden yaşayan balık gibi hayata devam edersiniz. Ama bunu bilmek şunu getiriyor, buna sahip çıkmak lazım. Bunu korumak lazım. Bu çünkü kıymetli bir şey. İşte Çitlaslov'un birinci sütunu bu. Kentin doğasına sahip çıkmak. İki, kentin tarihine sahip çıkmak. Yani geleneklerine, lezzetlerine, yaşam tarzına, alışkanlıklarına, kültürüne sahip çıkmak. İzmir bunu yapıyor. İzmir'de hala işte çiğdemdir, gevrektir, boyozdur biliriz. Yani bunlar niye duruyor? Kendine ait bir dili, kendine ait bir yaşam tarzı, kendine ait bir gustosu, kendine ait bir yaşam ritmi var İzmir'in. Neden? O kimliği koruduğu için İzmirli. Ve üçüncüsü, bilim, teknoloji ve sanatla bunları buluşturmak lazım ileriye gitmek için. İzmir gene bunları yapıyor. İzmir'de bunları daha güçlü yapmak lazım. O doğaya daha çok sahip çıkmak lazım. O kimliğe, kenti kent yapan o tarihsel kimliğe daha çok sahip çıkmak lazım. Ve bilimi, sanatı bu kentte daha çok görünür kılmak lazım. Onun için onlarca yapılacak şey var. Yapacağımız çok şey var. Sinema endüstrisine ev sahipliği yapmak istiyoruz. Müzik endüstrisine ev sahipliği yapmak istiyoruz. Medya endüstrisine ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bütün bunlara yaşam alanı açacağız. Bütün bunları teşvik edeceğiz. İzmir Türkiye'yi değiştirecek. Ama böyle değiştirecek. Yani bu sütunlara sahip çıkarak, bu kimliğini koruyarak, o flamingoları koruyarak, doğasına, kentine, tarihine, kimliğine sahip çıkarak. Ama bunların üzerine de çağdaş dünyayla buluşturacağımız, hatta sadece kendi bölgesi için değil, yani Türkiye, Türkiye'nin başkenti olacak İzmir. Kültürde, sanatta, bilimde, Türkiye'nin başkenti olacak.
sadece Türkiye'nin değil, Akdeniz çanağının başkenti olacak. Evet, bir planınız var. Pek çok şeyi açıklamadınız ama biz bir mektubunuzun bir Nisan'da yazacağınız muhtemelen kazanırsanız mektubunuzun içeriğini biliyoruz. Evet, bazı şehirlere mektup yazacaksınız ve yeni bir organizasyon mu çıkıyor? Aynen öyle. Bir kentler ağı kuruyoruz. Akdeniz Kentler Birliği kuruyoruz. Bununla ilgili birçok girişimimiz de var. Ama şimdi vaktinizi bununla çalmak istemem. Ama 6 kentle, yani İzmir'in de olmasıyla beraber 7 kentle kuracağımız bir Kentler Birliği var. Bu Akdeniz'i global dünyanın tekrar global bir aktörü haline getirmeye yarayacak. Bunun da önderliğini, öncülüğünü İzmir yapacak. İzmir bu 7 kentin öncüsü olarak hangi zeminlerde bu şehirlerle ortak proje yapacağız? Hangi zeminlerde bir araya gelerek pastamızı büyüteceğiz? Bunu konuşacağız. Bir tane örnek vereyim. Gelin Akdeniz'i beraber temizliyoruz dememiz bile pastayı büyütmemizin adımlarından biridir. Temiz bir Akdeniz her bir kente daha çok kazandıracaktır. Tunç Bey, çok iddialı konuşmuyor musunuz? Akdeniz çapında bir liderliği oynuyorsunuz. Evet. Türkiye diyorsunuz, peşimize takacağız diyorsunuz. Aynen öyle. İzmir bütün bunları yapabilir mi acaba? O İzmir ki, İzmir algısı da farklı bizde. Kimileri açısından güzel İzmir, kimileri açısından en üst düzeylerde duyduk biz bunu. Gavur İzmir. Nasıl gerçekleştireceksiniz bunu? İzmir, batının en doğusu, doğunun en batısıdır. İzmir bir liman kenttir. Ve bu kimliğiyle aslında bir yürektir. Sadece Türkiye için değil, Akdeniz için de bir yürektir. Yani yürek ne iş yapar hocam? Yürek kan pompalar değil mi? Bedene kan pompalar. İzmir doğunun damarlarından gelen kanı batıya pompalamıştır. Yani ürünlerini, değerlerini batıya geçirmiştir. Batının ürünlerini, değerlerini doğuya geçirmiştir. İzmir tam arada bir yürektir. İzmir belki 150-200 yıldır kan kaybediyor ama her daim bu coğrafyadaki kalp fonksiyonunu korumuştur. Nereden biliyoruz bunu? İzmir'in ilklerinden biliyoruz. İzmir'in Anadolu'da, bu coğrafyada o kadar çok ilki var ki. Bir tane şey örneği vereyim size. Yalı çapkını diye bir kuş var. Yalı çapkının Latince adı Smyrna yalı çapkını. Smyrna çapkını. Nereden gelmiş bu at? Batılı seyyahlar İzmir'den girmişler doğuya ve bu kuşu ilk İzmir'de görmüşler. İlk İzmir'de gördükleri için de adına İzmir'in adını vermişler. Sonra doğuya gittikçe bakmışlar ki Hindistan'da milyonlarcası var, milyarlarcası var. Bütün doğuda o kuş var. Ama adı İzmir'den almış. İzmir gerçekten batının en doğusu ve doğunun en batısı. İzmir'in ilkleri, bu coğrafyadaki ilkleri sayısız. Yani arkadaşlar bir çalışma yaptılar, rica ettim. Çıkartalım şunları, bir dökelim ortaya diye. İlk orkestradan ilk konsoloslara, ilk matbaadan ilk gazeteye, ilk futbol takımından ilk itfaiyeye, inanamazsınız. İzmir'in genlerinde bu var. İzmir'in genlerinde bu var. Bu genler bir yandan Anadolu'ya önderlik etmiş, öncülük etmiş. Onun için Kurtuluş Savaşı burada başlamış, savaş burada kazanılmış, bitmiş, ilk kurşun burada atılmış, ilk iktisat kongresi burada yapılmış. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Ya bunlar reel, gerçek, somut, ortada. Böyle olduğu için, yani bu ilklere ev sahipliği yaptığı için İzmir hep lokomotif olmuş aslında. Diyorum, bir kan kaybı var. Ciddi bir kan kaybı var ama bunun sebepleri var. Yani büyük yangın var, mübadele var, işte savaş var. Birçok nedenle İzmir kan kaybetmiş. Şimdi iade itibar vakti. Şimdi eğer İzmir bu zenginliklerinin, bu potansiyelinin farkına varır da bu coğrafyada bu role soyunursa bunun önünü kesecek hiçbir güç yok. Enteresan bu iddialı hedefler. Gerçekten bir taraftan anladığım kadarıyla çok geniş kesimlere mesaj veriyorsunuz. Kucaklayıcı olmaya çalışıyorsunuz. Ben gerçi çok uzun bir süre bir bekleme oldu ya da bize uzun geldi sizin aday gösterileriniz konusunda ama düğmeye basılır basılmaz hemen
bazı şeyleri yaptınız. Evet. Ziyaretleriniz, evet. Aziz Başkan'a, İstanbul ve Ankara adaylarınıza, evet, evet, ki demin dediğiniz şeyleri bilmem onlar kızarlar ya da kıskanırlar mı? Bu İzmir'in öncülüğü konusunda Deniz Baykal'a, Büyükerşen'e, evet, bir kampanya çok hızlı bir şekilde başladı galiba. Medya, evet, vesaire, evet, evet, bunun devamını herhalde getireceksiniz. Bu kampanyayla birlikte biraz tatsız bir konuya gireceğiz ama ona da girmemiz gerekiyor, gazetecilik borcumuz. Bu kampanya birlikte bir de artık Türkiye'de son yıllarda çok alıştığımız kara kampanyalar başladı. Doğru. Sizinle ilgili ve anladığım kadarıyla 31 Mart'a kadar en az bunlar devam edecek. Bunlarda da birkaç tane konu var. Bir babanızla ilgili konu, bir HDP'ye yaklaşım, Kürtlere yaklaşım gibi konu. Bir de şeyleri artık saymıyorum. Sizin yurt dışına defalarca, yüzlerce defa gitmişsiniz, onları çıkardınız, belgelediniz. Evet, onları, evet, belki de konuşmaya gerek yok. Ve bütün bunlara karşı siz cevap vermeye çalışıyorsunuz ve bir taraftan da farklı bir siyasetin mümkün olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Nasıl başaracaksınız bu kadar yoğun, bu kadar kamplara ayrılmış bir Türkiye'de bunu? Evet. Ya İzmirli'ye güveniyorum. Hasan Beyciğim, İzmirli'ye güveniyorum. Hakan. Efendim? Hakan. Hayır, Hakan, çok özür dilerim. Nereden çıktı? Hasan Aksay var. Belki oradan çıkmıştır. Estağfurullah. Vallahi yorgunluğuma, dalgınlığıma verin, ne oldu? Hiç önemli değil. İzmirli'ye güveniyorum dediniz. İzmirli'ye güveniyorum. Gerçekten İzmirli'ye güveniyorum. Çünkü İzmirli 31 Mart'ta neyi oylayacağını biliyor. Neye oy vereceğini biliyor. Evet. İzmir'in gerçekten içinde yaşarken gurur duyacağı bir kent yönetilecek mi, yönetilmeyecek mi? Gerçekten İzmir bu coğrafyada önder bir kent olacak mı, olmayacak mı? İzmir'in çukurları yollardaki kapanacak mı, kapanmayacak mı? Yani somut yerel sorunlara bakacak. Kesinlikle. Ben halka saygısızlık ve haksızlık olarak değerlendiriyorum bu tartışmaları. Çünkü bu gerçek gündeminden seçmeni uzaklaştırmak demek. İzmirli seçmen performansları yarıştırmak istiyor. Vizyonları yarıştırmak istiyor. Gerçekten bu kenti daha ileriye götürecek hangi adaydır onu seçmek istiyor. Dolayısıyla da bütün bu reel tercihleri yapmasını engelleyen bir kampanya bu. Tunç Soyer'in babası ne yapmış? Buna tekrar girmek istemiyorum. Gerçekten girmek istemiyorum. Bu İzmirli'ye bir haksızlık diye düşünüyorum. İzmirli böyle bir tercihte bulunmayacak. 12 Eylül'de kim neredeydi? Kim ülkücülere ne yaptı, solculara ne yaptı? Bunun tartışması. Ama izninizle şu sorayım. Yani siz de siyaseti çocukluk yaşlarından beri izliyorsunuz, evet, yaşıyorsunuz. Türkiye'nin daha 12 Eylül'le tam hesaplaşmasını başaramamış bir Türkiye'nin işkenceler, ölümler, doğru, tutuklamalar vesaire. Evet. Bugün bütün o süreçleri tek bir devlet memuru ya da savcısı üzerinden tartışma girişimi bir, size nasıl geliyor böyle bir... Hiç doğru gelmiyor. Ne güzel söylediniz. Ya bunu tartışsın, hukukçular tartışsın, tarihçiler tartışsın, yanlış bulduklarını, doğru bulduklarını konuşsunlar, aralarında kim ne yaparsa yapsın. Ama bu beni ilgilendirmiyor. Bu İzmirli'yi de ilgilendirmiyor. Belki yine sizi çok fazla ilgilendirmediğinizi söyleyerek geçiştirebileceğiniz diyelim bir soru soracağım ama bunu merak ediyorum gerçekten. Bir söylenti ama bir meslektaşımızın da dile getirildiği, yerel bir meslektaşın dile getirdiği bir şey. Sizin 2014'te adaylığınızın gündemde olduğunu, hatta ilan edilmek üzere olduğu, evet, türünden bir iddia diyelim var ve o şeyin, durumun fiiliyatta CHP Genel Başkanı'nın bir ABD gezisiyle bir günde değiştiğini, bunda da Fethullah Gülen yandaşı lobilerin etkin olduğu türünden bir iddia var. Böylece 2014'te, evet, sizin adaylığınız düşüyor ve Aziz Bey'le devam ediliyor. Önce şunu söyleyeyim, bu iddia benim FETÖ'cü olduğum iddiasını da çürüten bir iddia haline geliverir. Onu da bir parantez içinde söyleyeyim çünkü o da söyleniyor benim için. Ama bunun gerçekle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. O dönemde ben Sayın Genel Başkanımıza Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğimi ve fakat eğer Aziz Bey aday olacaksa onun karşısına bir başka aday olarak çıkmayacağımı söylemiştim. O dönemde 400 yılla yargılanan ve sadece CHP'li olduğu için yargılanan bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na
tabii ki genel başkanımız sırtını dönemezdi. Çünkü bir siyasal partiyi tüzüklerinden önce vefası yaşatır, vefası kurumlaştırır. O nedenle doğru olanı o zaman yapmıştı Sayın Genel Başkanımız ve ben de bu konuda zaten bir aday olarak ortaya çıkmadım. Dolayısıyla o günkü konjonktürün o Amerika seyahatiyle falan hiç ilgisi yok. Tamamen bambaşka bir tercihte bulundu Sayın Genel Başkan. Peki bir başka tercihi, siz seçilme tercihi gerçi parti organlarında görüşüldü epeyce uzun bir süreç sonrası. Evet. Bir de şu soruyu dillendireyim. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Bunun ne kadarını yaparsınız bunu bilemiyoruz şimdiden. Ama belediye 15 yıllık bir iktidarın belki de bazı açılardan bambaşka yaklaşımlara sahip evet. kadroları. Bunlarla bu amaçlara ulaşabilecek misiniz acaba? Hocam ben hayatım boyunca şunu bilerek yaşadım. Yaptığım, çalıştığım her işte. 10 yıldır Seferihisar Belediyesi'nde de. Bizim kumaşımız 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Bizim insan malzememizin kalibresi, kalitesi 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Bunu ne aşağılamak ne yüceltmek için söylemiyorum. Sadece bu realiteyi bilmek lazım. Ahmet gitsin, Hasan gelsin, Mehmet gelsin, Ayşe gitsin. Bununla çok fazla bir şey değişmez. Bu 3 aşağı 5 yukarı benzer standartlarda bir hizmet üretilmesini sağlar. Bütün mesele liderin vizyonuyla oluşacak bir yönetim anlayışıdır. O yönetim anlayışının iki tane temel parametresi olması gerekir diye düşünüyorum. Hikayeyi değiştirmeye muktedir olan. Birincisi, vizyon nedir hocam? Vizyon, dağın arkasındaki vahayı görmek ve görmeyenlere onu ikna etmek. Onun varlığına ve oraya gitmek gerektiğine. Bir kere bu vizyonu ortaya koymak. İkincisi de kimseyi dışarıda bırakmamak. Mümkün olan en geniş katılımı sağlayarak, en geniş şekilde kapıları açarak ortak aklı büyütmek ve demokrasiyi 5 yılda bir sandığa gidilen bir rejim olmaktan çıkartıp her an yaşanan, her yerde yaşanan bir yaşam biçimine dönüştürmek. Burada şunu kastediyorum. Az önce söyleşiye başlarken ifade ettiniz. Türkiye'de rejim değişti dediniz. Lafımı hatırlattınız bana. Evet. Buna gerçekten inanıyorum. Türkiye giderek demokrasiden uzaklaşan bir tercihte bulundu. Ve bu çok vahim. Çünkü demokrasi insanlığın 70 bin yıllık macerasının en güzel sonuçlarından, en rafine ürünlerinden biridir. Demokrasiye sımsıkı sahip çıkmak zorundayız. Nefes almamızı sağlayan şey, yaşam kalitemizi, konforumuzu sağlayan şey demokrasiden beslenir. Demokrasisiz bir kalkınma, demokrasisiz bir gelişme olamaz. Mutlaka demokrasiyle beslenmek zorundadır. O nedenle demokrasiyi hakim kılmak gerekiyor. Hangi projeyi yaparsanız yapın İzmir için. Eğer içinde demokrasi yoksa gelişme de olmaz, ilerleme de olmaz. İnsanların hayatı da iyileşmez, insanların hayatı da kolaylaşmaz. O nedenle yönetim anlayışının iki parametresi vardır. İnsan malzemesi ne olursa olsun bir vizyon, o çünkü heyecan yaratır, katılım yaratır, daha çok emek vermek fikrini doğurur, heyecanını doğurur. İki, demokrasi. Demin ilginç şeyler söylediniz, bana da başka bir şeyi hatırlattı. Dağın arkasındaki vahayı gösterme dediniz, biliyorsunuz diplomaside öyle bir kavram var. O Himalaya'nın tepesinde ruhban yolu gösteren şerpalar var. Siz İzmir'in şerpası olmaya mı aday oluyorsunuz bir anlamda? Ne mutlu olabilsek. Peki birkaç dakika içinde birkaç kısa tamam. soru sorayım o zaman size ve öyle tamamlayalım. Ailenizle ilgili birkaç bilgimiz de var ama benim merak ettiğim, kısa cevap verebilirsiniz, evde demokrasi var mı? Tabii tabii. Eşit haklı. Biraz pozitif ayrımcılık eşiniz, evet. Yapılan bir demokrasi. Eşimin daha ağırlıkta olduğu bir ev hali diyebiliriz kısaca. Hayvanlarla aranız nasıl? Evde var mı? Hep oldu. Şu son dönemde yok. Kızlar evden ayrıldıktan sonra yok. Spor? Spor devam. Her sabah koşuyor. Koşuyorsun ne kadar? 6-6,5 kilometre her sabah. Sürekli. Sürekli. Kardeşim işte de öyle de yardımcılarınız. Tabii.
Hafta sonları biraz anladım. Daha fazla. Teknolojiyi sormam abes olur çünkü programınızda var herhalde. Sürekli bir şey bağ arasındasın. Sanat, edebiyat vesaire bunlardan alıntılar veriyorsunuz. Şaşırtıyorsunuz da. Belki de bir belediye başkanı açısından çok da olmaması gereken diyor. Sürekli izliyor musunuz? Okuyorum diyeyim. Yani okumayı çok seviyorum. Öyle bir alışkanlığım var. Kafayı yastığa koyup uyumadan hani bir yarım dakika, yarım saat bazen şeye bağlı, hani uyku durumuna ve heyecana bağlı biraz daha fazla ama mutlaka her akşam okumadan yatmıyorum. Temel sloganlarınızdan biri mi bu aşkla İzmir? Bu evet, romantizm, evet. Romantik olsun diye mi böyle koydunuz? Yo, ya da? İçimdeki tutkuyu, içimdeki sevdayı, sevgiyi anlatan bir şey olduğu için onu kullanıyorum. Çok kimliğiniz var. Hukukçu, tiyatrocu, gazeteci hatta. Yazıyor şeyinizde. Hatta tercümanlık bile ekleyebiliriz. Evet. Bir kitap, geri döneceğiz kitabını çevirmişsiniz. Evet. Evet. Turizmci, kooperatifçi, belediyeci vesaire. Bunlardan hepsinden yararlanıyorum demişsiniz ama sizin için özel olan? Hukukçu nosyonum hep en büyük gücüm oldu. Yani hukukçuluk çok az yaptım, avukatlık, ama hayatım boyunca hep faydasını gördüm. Çünkü o bir nosyon, o bir bakış açısı, bir perspektif getirdi hayatıma. Doğrusu en çok onun faydasını gördüm. Yaşamda en çok önemsediğiniz bir prensibiniz var mı? Şimdi böyle deyince aklıma bir şey gelmedi. Çok vallahi gelmedi. Peki başka bir şey diyeyim, sorayım. Hayaliniz var mı? Büyük bir hayal. Ah şu olsa da ne kadar mutlu olurdum ben. Geçen gün bir yerde sormuşlardı siyasal kariyerinizle ilgili gelecek hedefiniz nedir diye. Ona verdiğim cevabı söyleyeyim isterseniz. Ben Türkiye'deki siyaset dilinin, kültürünün değişmesini hayal ediyorum. Yani birbirimizin paçasından çekiştirmeden, birbirimize leke çalmadan, birbirimize dair kötücül, tepeden bakmacı bir dil kullanmadan yapılacak bir siyaseti özlüyorum. Yani bunun değişmesine bir katkım olursa en büyük mutluluğum o olur. Çok ilginç. Ben bir haftadır sizin bütün konuşmalarınızı, yazılarınızı, mitinglerinizi, televizyon söyleşilerinizi izliyorum. İçim dışım bu sözlerden oluşuyor ve en çok hoşuma giden şey de tam bununla ilgiliydi. Başka bir siyaset anlayışı mümkün demiştiniz. Bu bizim için de çok özel çünkü bizim T24'ün de sloganı şudur. Başka bir gazetecilik mümkündür diyerek biz yola çıktık ve devam ediyoruz. Bunu umarım başarırsınız. Size başarılar diliyorum ve bu bize ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum Tunç Bey. Ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ama siz gazeteci olarak, ben belediye başkanı olarak bu inancımızın arkasında durursak, bunu güçlü bir biçimde savunursak o dünyalar mümkün olur. Çok teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun. Seferihisar'daydık ve son günlerde herhalde Türkiye'de en fazla adı geçen kişilerden biri Tunç Soyer'le konuştuk. Uzunca konuştuk onun hem kişisel bazı yaşam tercihlerini son bölümde ama başta belediyeciliği, Seferihisar'da yaptığı, İzmir'le ilgili yapmaya çalıştığı dolu dolu herhalde bir söyleşi oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni söyleşilerle bir arada olacağız. Hoşçakalın.